Merhaba Üniversite TV izleyicileri. Bir Mesleki Gündem programıyla daha karşınızdayız. Şu anda stüdyomuzda çok değerli bir konuğum var. Kendisi Türkiye Kantin İşletmecileri Esnaf Dernekleri Federasyonu Başkanı Vahap Osmanoğlu. Sezon başında dışarıdaki faturayı toplarız. Aldığım maldan faturayı alırız. Evet. Önümüzde. Belli bir kâr marjı üzerine diyerek fiyat tarifemizi biz çıkarırız. Evet. Göndeririz birliğe. Birlikte bir komisyon var. Evet. Sanatkarlar Birliği'nde. O komisyondan geçer. Ondan sonra İstanbul'dan Büyükşehir'e gönderilir. Onlardan okey aldıktan sonra bize gönderirler. Evet. Biz de onu üyelerimize fiyat tarifesi sezon başında gelip almak için mesaj gönderir. Gelip alıyorlar, ona göre satın. Fiyatı onun üstüne çıkamazsın. Altına düşebilirsin. Bizdeki şey o. Kimse kendi kafasına yüksek fiyatlara satın. Merhaba Üniversite TV izleyicileri. Bir Mesleki Gündem programıyla daha karşınızdayız. Şu anda stüdyomuzda çok değerli bir konuğum var. Kendisi Türkiye Kantin İşletmecileri Esnaf Dernekleri Federasyonu Başkanı Vahap Osmanoğlu. Hoş geldiniz Vahap Bey, nasılsınız? Hoş bulduk efendim. Çok teşekkür ederim. İyi, sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Bizler de iyi. Bizler sizleri biliyorsunuz az da olsa tanıma fırsatını şu anda elde ettik. Fakat ekranın başındaki izleyicilerimiz için kendinizden biraz bahsedebilir misiniz Vahap Bey? Özellikle size çok teşekkür ederim. Rica ediyoruz. Gençlerin İdare Ettiği bir TV'deyiz. Size de başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz İnşallah efendim. İnşallah daha iyi yola kat edersiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Bizim esnafın görevi de size destek çıkmak, gençlerimizi ön plana çıkarmaktır. Bizim kantincilik mesleği gerçekten çok kutsal bir meslek, sıralama bir meslek değil. 365 gün hayatını idame ettiren ve 180 iş günü çalışan bir meslektir. Doğru, evet. Geriye kalan günlerde ya yatarız veyahut da ek bir iş yaparız, öyle bir hayatı idame ettiriyoruz. Mesleğimiz olarak hassas bir meslek dedim de neden derseniz çocuklara hizmet ediyorsunuz. Akıl bulu olmamış. Daha paraların saymasını bilmiyor. Kaç para olduğunu bilmiyor. Evet. O temiz duyguları önünüze bir avuç para koyuyor. Bana bir şeyler veriyor. Çikolata veriyor. Veya da tost yap. Hamburger veriyor. Evet, o çocuklarımıza hizmet ederken gerçekten sağlıklı, kendi evladıymış gibi hizmet etmek zorundayız. Evet. 20 yıldır bu başkanlık yapıyorum. Herhangi kantinde bir zehirleme şimdiye kadar yaşanmadı. Allah'a şükürler olsun. Çok şükür başkanım. Zehirlemeler var da neden zehirleme olur bazen derse. Aile birliklerinin kendileri yapmış olduğu ürünlerin evinde yapmış olduğu ürünü getirip okulda çocuklara gidiyordu. Ondan dolayı zehirleme çok yaşandı. Toplu aldığı zehirlemeler. Bizde bir zehirleme yok. O yüzden mesleğimiz iyi bir yolda. 20 yıl bayağı çalıştık ya arkadaşlarımızı bir yere getirmek için. Meslek değildi. Meslek kapsamına sorduk. İlave ettik. Yani 3008 çıraklı eğitim mevzuatı kapsamına aldırdık. Kim kantinciye gitsin orada eğitim alsın. 1250 saatlik bir eğitimimiz var. Eğitimi aldıktan sonra belgenizi alabiliyorsunuz. Yani çırak, kalfa, usta. Şeyden geçmeniz gerekir. Ama maalesef bizdeki bu 3008 çıraklı eğitim mevzuatı 1986 yılında belli kan çıkmıştır mevzuatı. Halen bir değişiklik yapılmadan aynı geride aynı sistemle devam ediyor. Yeterli değil. Yeterli olması gerekir. Evet. Sayın Başkanım, sözünüzü kesiyorum ama şimdi yeterli olması noktasında siz eğitim kısmında mı yetersiz buluyorsunuz başkanım? Yani kantincilerin yetiştirilmesi noktasında mı? Her meslekte yetiştirilmesi noktada bir eksiklik var. Yani siz gerçekten hem iş yerinde çalışıp hem eğitime gitmek zorundasınız. Evet, ama başkanım. Maalesef 1250 saatlik eğitimi veriyor dersine yalan söylüyorlar verdikleri. Bir gün sigortalık yapıyorsunuz, bir gün sigortayla girip belge alıyorsunuz. Ya bu 1250 saat nerede, bir saatlik eğitim nerede? Şimdi böyle bir sistem oluşturdu. Yani bizde şu anda 3308 çıraklı eğitim mevzuatı bitmiştir. Yeterli kalmamıştır. Sonra belge almayı merkezi olmuştur. Belge almak evet. Merkezine biz gidersek bir yere varamayız. Biz bunu yetersiz gördüğümüz için kendimiz meslektaşlarımıza gidiyoruz. O da olarak. Esen bu belgeyi biz verirdik.
Dedi ki milli eğitim kapsamına girelim, milli eğitim eğitimini alıp öyle belge alsınlar. Girdiğimizde bir defa pişman olduk. Şimdi Sayın Başkanım, bu sözlerinizden şunu çıkartıyorum ben aslında. Kantincilik mesleğini veya kantincilik yapacak adayların, insanların, bireylerin siz daha nitelikli olmasını istiyorsunuz şu anda. Ki bunu istemeniz de en güzel şey. Yani donanımlarının en güzel şekilde olması, daha iyi noktalarda olmanız için de zaten daha iyi olacaktır. Peki, bizleri yine merak ettiği bir konu daha var Sayın Başkanım. Bir pandemi süreci atlattık, henüz tam atlatamasak da. Peki bu pandemi sürecinde kantinciler yaralarını sarabildiler mi? O dönemlerde biliyorsunuz kantinler kapatılma durumunda kaldı. Zorlu süreçlerden geçtik. Bu durumda şu andaki kantincilerin gelmiş olduğu nokta nedir? Şimdi bir önceki tarifini yaptım bu kantincilik meseleyle ilgili de. Biz şu anda anne mutfağı görüyoruz. Evet. Her ne kadar Milli Eğitim Bakanlığı, daha doğrusu 3008 çırak eğitim mevzuatı okulları bu eğitimi vermiyorsa biz kadınlara yöneldik. Kadın şu anda işletmeci çok. Sadece İstanbul'da 1000 tane işletmeci var. Kadın işletmeci. Çok güzel. Çünkü bu büyük bir başarı. Anne mutfağı diyoruz. Evet. Anne mutfağı ismini koyduk. Anne olduğu için zaten mutfağında kendini eğitiyor. Çok güzel. Anladın mı? Gerçekten. Eğitiyor. Biz onlara ağırlık vermeye başladık. Genellikle bayan kardeşlerimiz bu işi yapmaya başladı. Tebrik ediyoruz Sayın Başkanım. Her kantinde, her kantinde bazen mutlaka bir iki tane bayan vardır. El becerisi daha var tabii. Onların. Kabiliyetleri çok yüksek. Çünkü evet. Anne şefkati var. Oraya yöneldik. Başarılı olacak inşallah çabamızla. Bence kesinlikle başarılı olacaktır. Kadının elinin değdiği her yer bence güzelleşiyor diye düşünüyorum. Güller açar. Aynen. Şimdi hem aynı olmaları dediğiniz gibi. Pandemi döneminde gerçekten çok fazla, en fazla mağdur olan meslek bizim. Evet, pandemi sürecinde. 100-225 gün kapalı kaldık. Yani günleri ne diyorsunuz? Mesai saatlerinde kapalı kaldık. Evet. Şeye bakarsanız, aya vursanız 19 ay kapalı kaldı. 19 ay kantici ne yedi, ne içti, ne yaptı, evine nasıl ekmek götürdü. Yine 180 gün çalışan bir kantinci 365 günle idare etmek zorunda. Bakın evet. 180 gün çalışıyoruz, maaş alıyoruz. Ondan sonraki günlerde sizin boş geldiğiniz veyahut da kendi dışarıdan yaptığınız işlerle geçirmeye çalışıyoruz. Hem mağdur hem bizleriz. Tabi bu arada bizim bakanlık da sağ olsun bize hem Cumhurbaşkanımız hem bakanlığımız bize bir 12 bin TL bir katkı sağladılar. Ama 2 yıl boş kaldık yani. Evet yani aslında. Bir katkı sağladılar. Sağ olalım bir nebze olsun yaramıza melhem oldu. Ayrıca bakanlığımız dedi ki sizden bir yıl yarım kira alalım. Bir yıl kiralarımızın 2001 yılında okullar açıldı 9. ayda. Bir yıl kiralarımızı yarım yatırdık. Şimdi bakanımıza yine bir dert geldi. Sağ olsun o da bizi dinledi. Hatta konu Cumhurbaşkanımıza gitti. Yani %25'in uygulaması. Yani ev konutlarına %25 plus kira ödemeleri uyguladılar ya. Bize de uygulanmasını istedik. Sağ olsun ilgili bürokratlar, dostlar, milletvekili devreye girdiler. Cumhurbaşkanımıza konu aksedildi. O da TESK'in genel kurulunda dile getirdiler kendilerine. Evet, %25'i kantincilere uygulayalım. Yakında yazısı gelecek. Yani bu yıl için 2022-2023 yılları arasında bir yıl içerisinde bu %25 bütün kantincilere uygulanacak. Bakanlık bununla kalmadı. Şimdi genel olarak bir çalışma var. Kamu malına, kamuda olan kiracılarla ilgili %25 hepsine uygulanacak yani. Anlıyorum. Çok iyi şu andaki ulaştığınız bizim aşamalar. Arkadaşlarım biraz aceleciyle yazı gelmedi merak etmesine olay bitmişti. Çünkü talimat verildi. İlgili bakanlıklardan okey alıp ele yayınlanması gerekir. Sayıştay okey dedi, Maliye okey dedi. Şu an aslında birçok yerden okey alındı şu anda. Çevre Şehircilik Bakanlığı pek fazla kendi bakanlığa gitmek için dışarıda olduğu için o da bugün yarın okeyleyecek ve uygulanacak yani Türkiye genelinde. Bu da bize bir nebze nefes aldırtır yani. Kesinlikle. Ha bunu bakanımız dedi ki ben %25'i size uygulamam. Önemli indirim yaptım. Zaten bakanlık indirim yapınca biz indirim yaptık yani kantinlerde.
Diyelim mesela bir tost 15 bin lira şu an fiyat tarifimizde. Evet. Evet, biz 12 lira satıyoruz. Zaten 10 lira satan var. Bölgeye göre değişiyor. Kimse 15 lira satan yok. Satan da nadir. Yani nadir. Sosyoekonomik düzeyi yüksek olan okullarla 15 lira. Aslında halkın, indirim yapıyoruz. Evet, yani halkın bütçesine uygun çalışmalar yapmaya başladınız diyebilirim. Sonuçta zaten pandemiden maalesef ki en çok etkilenenlerden biri kantincilerdi. Dediğiniz gibi çoğu belki evine ekmek götüremedi bu süreçte ama umarım bundan sonra tekrar kapanmalar inşallah tekrardan olmaz. Burada bizde de bir eksiklik var. Neden? Benim kantinci arkadaşımda. Zaten indirim yapıyorsun kardeş. Evet. İndirim yap. Bunu reklamını yap. Bakın tost 15'e ben 10 lira vereyim. O evet. 9 lira. Marketlere bakıyorsun. Bir kuruş düşürür reklamını evet, yapıyor. Evet. Ama benim kantinci arkadaşım biliyorum sen o fiyata malı satamıyorsun. İşte o yüzden. İndirim yapıyorsun. Hı-hı. Köfte döner 22 liradır, sen 15 lira döner veriyorsun. Bunu reklamını yap, az bir A4 kağıdına yaz. Tosta indirim, dönerde indirim, hamburgerde indirim, bu reklamını yap. Doğru söylüyorsunuz. Bunu çünkü bakkallar dediğiniz evet gibi o 99 kuruşlar bile biliyorsunuz. Evet. Bir algı yani. Bir algı operasyonu oluyor ama siz burada zaten halkın bütçesine inmeye, o çocuklara katkı sağlamak için her çocuk o kantinden yiyecek alabilsin, yiyebilsin ve tadabilsin, gözü kalmasın diye zaten siz Sayın Başkanım belli indirimleri uyguluyorsunuz. Evet, evet. Bu çok güzel bir şey. Çok teşekkür ediyoruz. Bunun dışında acaba kantinci esnafının en büyük sorunu bu mudur? Yani farklı sorunları da var mı kantinci esnafının? Şimdi aslında kantinci, genel olarak ne yaşıyorlar? Kantinci aslında fazla ben nazarım bakarsan sorunlar var ama yani bakanlık bize iyi gözle bakıyor. De, evet. Her dediğinizde mantıklı bir şey istediğiniz zaman okeyliyor. Ama evet, taşla da yürütmesi zor. Yani taşla gelirken taşla da iş yerinde yürütemiyorsun bunu. Her idarecinin ayrı bir yoğurt yiyişi vardır. Doğrudur. Aslında doğrudur, kanunu bakanlığın göndermiş olduğu yönetmelik, genelgeler ve şey, tebliğe göre bir sorun görülmemesi gerekir. Ama uygulamada sıkıntı çekiyoruz. Mesela şunu söyleyeyim size. Bazı idarecilerimiz var. Kraldan fazla kral oldu. Evet. Bakan demiş ben %25 2020 yılında indirim yapacağım. Halen dayatmış ben %80 %100 yapacağım. Arkadaşım Türkiye'nin bakanı, tecelli bakanı diyor ki ben %25 indirim yaptıracağım diyor. Basında açıklama yapıyor. Halen biz daha yazıyı bekliyoruz. Yazı gelsin. Zam yapmanın bir anlamı yok. Yarın zaten değiştireceksiniz yaptığın evet işi. Bari bugünden biraz sabret. Yakında yazı gelir önünüze. Ama direktmen bir anlamı bile yok. Sanki yangından mal kaçırır gibi bir bakıyorsunuz. %100, %50 zam yaptı. Evet, evet. Kardeşim bunu kimden çıkacak ya? Çocuktan çıkacak yani. Doğru. Bir de Sayın Başkanım bu kantindeki yiyecek ve içeceklerin fiyatlarının belirlenmesi nasıl oluyor acaba? Şimdi neye göre belirleniyor? Şimdi bizim her yıl sezon başında dışarıdaki faturayı toplarız. Aldığım maldan faturayı alırız evet önümüze. Belli bir kar marjı üzerine yükleyerek fiyat tarifemizi biz çıkarırız. Evet. Göndeririz birliğe. Birlikte bir komisyon var. Mesela evet Sanatkarlar Birliği'nde. O komisyondan geçer. Ondan sonra İstanbul Valiliği Büyükşehir'e gönderilir. Onlardan okey aldıktan sonra bize gönderirler. Evet. Biz de onu üyelerimize fiyat tarifesi sezon başında gelip almak için mesaj gönderir, gelip alıyorlar, ona göre satıyorlar. Yani kendi kafası kimse şey yapamıyor, ne diyorsunuz? Fiyat yükseltemiyor. Fiyat artışı yapamıyor ve ya da belirleyemiyor. Belli bir fiyat var, onun üstüne çıkamazsın, altına düşebilirsiniz. Bizdeki şey o, yani kimse kendi kafası yüksek fiyatlara satmıyor. Hasatan vardır belki tehlike olabilir ama orada bizim fiyat tariflerimizde... Orada da zaten siz gerekli denetlemeleri yapıyorsunuz. Gerekli cezai uygulanabilir yani. Aynen, uygulamaları yaparsınız. Evet yani. Peki, kantinlerde satılan ürün yelpazesini geniş tutmak için neler yapıyorsunuz? Mesela çorba ve geleneksel ürünler satışı için ayrı bir eğitim şart mı? Şimdi, tabii burada güzel ya da alıyorlar mı? Güzel bunları bir konuya temas ettiniz. Evet. Şu anda bizim annem mutfağı dedik ya, evet, ben birçok kantinci arkadaşlarım orada imalat yapıyorum. Evet. Çok da güzel, kaliteli ve hijyenik ortamda imalatını yapıyoruz. Mesela şu kantinin fiziki alanın genişletilmesiyle ilgili biz istedik bakanlıktan. Sağ olsun iyi göre projemiz çıktı, yayınladı. Dedi ki evet, fiziki alanı genişletir, kantinciler imalata yönelsinler.
Yani aslında hazır da alıp satmasınlar. Anladın evet. mı? İmalata yönelsinler. Daha artık evet. doğal ve evet. natürel ürünler evet, tercih edilsin. Çünkü orada anneler var ya. O yemi yapan anneler yani. Bir de başkanım zaten o kadar çok çocuklarımız doğal olmayan ürünlere maruz kalıyorlar ki maalesef bizler de öyle. GDO'lu ürünler yiyoruz. İşte şişirilmiş, içine farklı katkı maddeleri konulmuş ürünler yiyoruz. Artık aslında biz de bir anne olarak ben de öyle ileteyim. Çocuğumun kantinden daha doğal yiyeceklerle beslendiğini görürsem daha mutlu olurum açıkçası. Yani biraz anne mutfağı versiyonu da iyi olur gibi düşünüyorum. Zaten bunu başaracağım. Kurtucu. Anne mutfağı artık bu kantilen de ismi evet. değişecek. Anne mutfağı olacak. Bunu başaracağım. Kurtucu. Çok güzel olur hocam. Şimdi ürettiğimiz ürünler GDO'mu bulamazsınız. Daha doğrusu normal bizim tarladan aldığımız veya da kasaptan aldığımız ürünü getirip orada anne mutfağında bunu evet. şey imal evet. edip çocuklarımıza veriyoruz. Evet başkanım. Şimdi son zamanlarda şunu gördüm. Hatta geçen bir belediye başkanı beni çağırdı. Onun ekibi daha doğrusu. Dedi ki ya çocuklara yardım etmek istiyoruz diye. Hı hı. 35 TL vereceğiz her gün onlara dedi. Ama ben fakirleri ben tespit edeceğim. Güzel bir şey. Tespit yaptım. Peki bunu nasıl çocuğa vereceğiz dedi. Kenedim ki bunu ifşa etmenin bir anlamı da yok. Kesinlikle. O çocuğun gururla kimse ona bir hakkı yok. Fakir aynen. olabilir. Ama önemli olan bu fakir bizi doyururken gizli yapmamız gerekir. Evet. Bireyin... Zaten iyiliğin işte, gizli yapılan yardım daha makbuldür. Kesinlikle. Bu şöyle. Dedi iyi gördü. Çok güzel dedi. Ne yapacağız? Bizde bir kart vardı. Kart sistemi. Siz bu kartı çocuk hani isimleri siz çıkarın. Biz buna birer kart verelim. O karta da siz parayı yükleyin. Çocuk paranın nereden geldiğini bilmeyerek giderek kantinin alışverişini yapsın. Sonra kantine geçerli. Ama son zamanda bakıyorum bazı belediyeler, ABC'ler, çorba için orada millet birbirine giriyor. Arkadaşım anlamsız bir şey ya. Çok anlamsız bir şey. Bakın ki, okullar kimsenin siyasi akrabasısı değil. Yapacaksın yardımını. Gel. Otur, beni çağır veya da kantici çağır. Ben bu çocuklara her gün çorba vermek istiyorum. Maliyeti kaç para? Bana maliyeti çorba verir. O kantici maliyetine çorba yapar. Evet. Kantinde çorbayı dağıtır. Ve isim kullanmadan kimin tarafından verildiğini de dile getirmez. Önemli olan budur. Ama kalkıp da yani okul kapının önüne koyup defalarca televizyonlarda orada yayın yapmanın bir anlamı da yok. İnsanı rencide etmenin anlamı da yok. Hangi siyasi parti olsun okullar kimsenin arka başsız değil. Şimdi ben de bir evet. eğitimci olarak Sayın Başkanım. Şimdi çocuklar bizim biliyorsunuz geleceğimizin mimarları. Onlar geleceğin liderleri belki. Belki dediğim gibi aydınları bizim geleceğimizin yüzleri. Şimdi onları rencide edilerek bu tarz şeylere zaten maruz bırakılmaları bizleri çok üzer. Yani verilecekse de en uygun şekilde onların ruhsal sağlıkları onlara bir travma yaşatacak şekilde zaten olmamalıdır. İnşallah bu tarz yardımlar yapılırken de dediğiniz gibi gizli kalırsa çocuklarımızın rencide edilmeden onların yardıma ihtiyaçları olduğu belirtilmeden yapılırsa da çok güzel olacaktır inşallah. Şimdi ben kantincilerim her kan nerede bakarsan bak 10-15-20 lira garibanı doyuruyorlar. Doğru. Bir gün dile getirmedik. Bir gün dile getirmedik ya. En güzeli. Yani bu çocuk bu kadar fakir. Getirilmemeli zaten. Getirmesi evet. ayıptır. Tabii yani getirilmemeli zaten. Gizli tutulması makbuldur yani. Evet. O yardım evet. o zaman şeyine ulaşır. Kesinlikle. Ama adamı rencide edip yarın o sınıfta arkadaşlar birbirine yüzüne vuracaklar. Evet, evet. Yani, o çocuklar çok duygusal evet, oluyorlar Sayın duygular, Başkanım. Duyguları oynamak kimsenin yani, bir anlamı yok yani. Gözleri kalıyor ben evet. kantinin önünden geçerken evet. öğrencilerimle. Ki ben de eğitimci olduğumdan bahsetmiştim. Yani almak istiyorlar. Bazen ceplerinde o kadar paraları olmuyor. Yani gerçekten bu anlamda sizlere çok 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 büyük işler düşüyor. Biz her türlü fedakarlığa hazırız. Süper. Çocuklar süper. Için. Bu ülkenin geleceği için. Çok teşekkür bakın, ederiz. Ben 20 yılda oda başkanlığı yapıyorum. Evet. Bu çocuklar için ne yapılması gerekirse her zaman hazırım ve elimi de taşın altına sokarım.
En büyük sevap da bu çocuğa yetiştirmek. Kesinlikle. Sağlıklı bir beden oluşturması için hizmet etmektir. Sağlıklı olmak, sağlıklı yiyeceklerle beslenmek en önemli şeylerden biridir. Yani yemek ihtiyacı en temel ihtiyaçlarımızdan biridir. Besin olmasa sağlığın da olmaz. Hiyerarşide de biliyorsunuz yani en temel ihtiyaçlardan biri. Evet. Yani bu burada çocuklarımızı sağlıklı besleyeceğiz ki sağlıklı zihinler, sağlıklı beyinleri oluştursun. Yani sağlıksız bir beden zaten o beynin çalışmasına da yardımcı olmayacaktır. Olmaz da hayata tabii başarılı ki, olamaz. Başarılı o yüzden olamaz. Ben de şunu diyorum, yapılacaksa bir yardım gizli yapılması lazım. Kesinlikle. Kimsenin yardımı yapan ki kuruluş neyse adı geçmemesi gerekir. Kantinden geçecek o çocuk. Kantin zaten devreye girer. Evet. Orada rehber öğretmenler de var. Yolu gösterir, çocuk yerine kantine alışverişini yapar. Önemli çok, olan bu yani. Çok güzel. Evet. Peki Sayın Başkanım, bir de bu kira artışlarıyla ilgili son olarak size sorumu sormak istiyorum. Bu %25 artış söz konusu olmuş. Bu konu hakkındaki fikirlerinizi şimdi alalım ve programımızı bitirelim sizinle. Galiba çok kısa sürdü, çok çabuk konu kapattı. Ne de olası biz süre kısa süreyiz. Evet, süremizden dolayı. Az süreniz kısa. Evet. Şimdi %25 ile ilgili demin dedim ya, bakanlığımıza bu konuyu ilettik. Cumhurbaşkanı'na kadar gidildi. Cumhurbaşkanı evet. Kurmayları da onlara evrakları verdik. Bu bizi Türkiye Esnaf Sanatkarlar Konfederasyon Başkanı var. Ben de ona haber gitti. Hatta MYK Başkanı var. O da haber dedi ki bu işi koordine edelim de bu %25'i kantinlerde uygulayalım. Sağ olsun MYK Başkanı'nın da bu kurula, o kurulda bakanımız var, başkanımız, strateji evet. Başkanı var, külliyeden gelen arkadaşlar da var orada kurmayla. Bunu konu onlara aktardı. Onlar da makul gördü. Çünkü bu fazla zam yapılırsa çocuğa yanlış edecek. Çocuklarımızın beslenmesi için kantine bu sene %25 uygulayalım. Nitekim Temmuz'dan beri uğraşamam. Temmuz ayından beri. Temmuz'da biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız konutlara %25 getirdi. Evet. Tabii biz onu gördük. Bize uygulaması için mücadele yaptık. En sonunda başarılı olduk. Yakında %25 gelecek. Kimsenin kuşkusu olmasın. Bakanın verdiği söz sözdür. Sıradan bir söz değil. Cumhurbaşkanı verdiği söz sözdür. Yani kimse de bu konuyu o zaman buradan Cumhurbaşkanımıza da sevgi ve saygılarımızı iletelim. Cumhurbaşkanımıza, bakanımıza. Evet, kesinlikle. Yani ben bakanımıza şunu gördüm. Konuyu iyi anlatırsanız çok dirayetli ve noktayı da koyuyor yani. Evet. Ben de özellikle teşekkür ediyorum. Onu da Cumhurbaşkanımıza. Kesinlikle devletimiz bu konuda hassas Maliye Bakanı davranacaktır. Maliye Bakanı benim arkadaşım. Kendisine evet. Söyledik. Onun yardımcıları bunu söyledik. Bir de iyi olur. Beraber çalışma yaparız. Çalışmamızı yaptık. Sonuç aldık. Evet. Peki vermiş olduğunuz bu güzel bilgilerden ve katılımınızdan dolayı ve stüdyomda sizi ağırlamaktan dolayı çok çok mutluluk duydum. Her zaman gelin isteriz. Her ama zaman bu sefer size bir program. Doyurucu program olmasa. Ben ne anlattım bana farkına varamadım da. Ve evet. Benim üyelerim şu anda. Ağzınıza ve yüreğinize sağlık. Ekran başında bizi dinliyorlar da. Evet. Şunu söyleyeyim. O yüzden şu anda reyting. Onlara söylemek istediğiniz son bir söz varsa alabiliriz. Reytingimiz de çok yükseldi. Ben arkadaşlarıma şunu söylüyorum. Merak etmesine, biz yerimizde oturmuyoruz. Yani 24 saat, 7-24 saat çalışıyoruz. Evet. Zaten sorunlarınızı biliyoruz. Hatta şundan da bir haber vereyim size. Destek hizmetleri genel müdürlüğü geçtiğinde toplantı yaptık. Bizim en büyük sıkıntımız okul kapları açık oluşu, dışarıdan içeriye ürün gelişiyle ilgili. Evet. Bununla ilgili söz verdiler. Bakan imzalı bir tane yere gelecek okul kapılarının kapatılmasıyla ilgili. Çünkü neden derseniz bu çok elzem bir konu. Dışarıdan zehirleniyor, fatura kantinciye çıkıyor. Kantinci götürüyor kişi tahlilini yaptırıyor. Bakıyor kantinde değil dışarıda aldığı üründen kaynak olmuştur. Evet. O yüzden o bir boğazdan şey kaçan çocuk var biliyorsun Ankara'da. Evet. Allah rahmet eylesin. Evet. Allah o bizim kantinden değildi dışarıdan almıştı. Fatura kantinciye çıktı. Anladım. Anladın mı? Bizim en büyük tehlikemiz dışarıda içeri gelen ürünlerdir. İnşallah bunların da önüne geçilmesini diliyoruz. Hı-hı. İnşallah en kısa zamanda da bunlara da bir çözüm bulunsun ve çocuklarımız daha büyük korumalar altına alınsın bu konuda inşallah. Ben inanıyorum bizim bakanımız bu işe çözüm bulacak. Kesinlikle yani. Bulacaklardır. Evet, evet. Çok değerli evet. Bakanımız, evet. Cumhurbaşkanımız. Hı-hı. Eminim ki onlar çocukları zaten oldukça fazla düşünüyorlar. Ve güzel adımlar atacaklardır bu konuda. Siz de zaten çalışmak dediniz en güzel şey. Durmak yok, yola devam diyorsunuz. İnşallah bol başarılarla dolu
bir dönem olur sizin bize için de. Bize bu çalışma azmini veren evet, o çocuklardır. Kesinlikle çocuklarımız o çocuklar, için. Sağlıklı beslediğiniz zaman biz daha mutlu oluyoruz. Dünyanın evet, en büyük zenginliği evet, o çocuklara hizmet etmektir yani. Kesinlikle, kesinlikle. Peki, bir mesleki gündem programının daha sonuna geldik. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.